Ya Rabbi. Muğla ve turistik ilçelerinde hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen salep orkideleri verimi ve getirisiyle bölge üreticileri için önemli bir gelir kapısı oldu. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ıtri, tıbbi, aromatik ve boya bitkilerinin üretiminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi projesi kapsamında Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kentin farklı rakımlardaki Datça, yatağan, Milas, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde yetiştirilen salep orkidesi üreticisine önemli gelir sağlarken türün de korunması hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Anadolu Ajansı muhabirine Muğla'da 30 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin önemli ve katma değerli bir bitki olduğunu söyledi. Saylak, üretilen saleplerin daha çok içecek olarak değil, yumru ve tohumluk olarak diğer illerdeki üreticilere satışının yapıldığını belirterek şöyle konuştu. İlimizde, Muğla ilinde 40 üreticimizle 30 dekar alanda salep üretimi yapıyoruz. Ve 3 üç yıl oldu Salep üreticiler birliğini hep birlikte kurduk ve e, bu yeryüzü cennetinde hakikaten endemik pek çok bitki türünü olduğu gibi salep yetiştiriciliğinde de büyük bir başarıya imza attık. Bir koyuyoruz üç alıyoruz gerçekten sakın bizi yanlış anlamayın son derece mümbi topraklarda bereketli topraklarda eken üreticilerimiz de memnun üreticimiz satışından da memnun. Muğla Salep Üreticileri Birliği Başkanı Ali Orhan Tuncel de Muğla'nın Salep için bir gen bankası niteliğinde olduğunu belirterek birliğin 40 üyesiyle bölgedeki talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Üyelerine bir taraftan eğitim verirken bir taraftan da yeni türlerle ekonomiye katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Tuncel, çalışmalarının Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle devam ettiğini dile getirdi. Ailesine ait bahçede salep üretimi yapan 21 yaşındaki genç çiftçi Petek Uygun da şunları dile getirdi. Bir aromatik bitkiler mezunuyum. 3 yıldır ailemle birlikte bir aromatik bitki olan salebi yetiştiriyoruz. Zaten doğada tükenmekte olan bir bitki. Bunu önceliğimiz doğaya kazandırmak, insanlara salebin ne olduğunu şey yapmak. Ondan sonra da kazanç elde etmek.